evet, İbrahim Tatlıses engelledi. Peki. Ekmeğimle oynadı ve 10 yıl ben hiçbir yerde çalışamadım. Yayını kesmişler arkadaşlar. Büyük balık küçük balığı yutuyor, koskoca yayını kestirdi İbrahim Tatlıses. Yayını kesmişler arkadaşlar. Birinin ekmeğiyle oynayanın Allah da ekmeğiyle oynar. Bu kadar açıklanır. Yer, özel bir televizyon kanalının stüdyoları. Yayınlanan programın adı Süperstar. Konuklar arasında 20 yıl öncesinin star adaylarından Serpil Benay da var. Severim gelmişine geçmişine ayıp sayıp. Programın yapımcıları Serpil Benay'ın hayat hikayesini anlatan kasetler hazırlamış. Kasetlerden birinde bir zamanların ünlü prodüktörü Hasan Bora konuşuyor. Hasan Bora'nın iddiaları çok sert. İbrahim Tatlıses talimat verince ben de yaptım. Şimdi versin yine yapar. Bir durumdan dolayı ters düştüler ve bitirilmesi gerektiğini, yani piyasadan bitirilmesi gerektiğini bana İbrahim Bey söyleyince ben de tebeşir ettim. Hasan Bora, Serpil Benay'ın hızla yükseldiği yıllarda İbrahim Tatlıses tarafından engellendiğini iddia ediyor. Yine iddiaya göre bu engellemenin nedeni Tatlıses'in duygusal hisler beslediği Serpil Benay'dan karşılık görememesi. Asılmış, o da şey yapmamış. Öyle bir şey işte. İbrahim Tatlıses Serpil Benay'a aşık mıydı? Aşıktı. İşte bu iddialar stüdyoyu bir anda karıştırıyor. Erol'cum bak, bu olay çok böyle küçük bir olay. Oynamak neresi doğru küçük? Ekmekle oynamak. Bak onu yiyeceğim. Bir balık içinde birinin ekmeğiyle oynanıyor. Küçük bir olay diyor. Sus ya, bir dakika. Yapımcı Cebrail Mungan öfkeli. Birinin ekmeğiyle oynayanın Allah da ekmeğiyle oynar. Bu kadar açıklanır. Konuklar arasındaki Erol Köse ise iddiaları şüpheyle karşılıyor. Ne denli objektif olunabilir? Belki de Hasan Bey, İbrahim Bey'le husumetlidir ve bu nedenle böyle bir iddiada bulunuyor. O yüzden iddia... Serpil Benay ilk kez duyduğu bu iddia karşısında şaşıp kalıyor. Evet, İbrahim Tatlıses engelledi. Peki. Ekmeğimle oynadı ve 10 yıl ben hiçbir yerde çalışamadım. Stüdyodaki tartışma gittikçe hararetleniyor. İşte tam bu anda yayın kesilip reklama geçiliyor. Biraz da kendimize de hatalar arayalım. Tabii ya. Tabii ki var. Var. Yayını kesmişler arkadaşlar. Programın sunucusu Ayşenur Yazıcı ve konuklar önce durumun farkına bile varmıyor. Stüdyo şefinin uyarısıyla programın kesildiği anlaşılıyor. Yayını kesmişler arkadaşlar. Bir olay oldu herhalde haber merkezi için mi? 15 dakikalık aranın ardından program tekrar yayına başlıyor. Serpil Benay her nedense stüdyoda yok. Tatlıses tartışması da her ne hikmetse bitmiş. Değerli izleyiciler, Süperstar devam ediyor. Ömer Danış geliyor. Sonrasında yayının aynı kanalda show programı yapan İbrahim Tatlıses'in baskısı nedeniyle kesildiği iddiaları ortalığı karıştırıyor. Ve bir yasak yememek için konuşmuyordum. Evet, İbrahim Tatlıses engelledi. Bizden kaçmaz. Önce bu şok iddiaları ortaya atan Hasan Bora ile konuştuk. O dönemde İbrahim Bey benim ortağım olması dolayısıyla bana ne söylese yapardım. Hasan Bora açık açık Serpil Benay'ın astrolist olmasını engellediklerini iddia ediyordu. Neden olarak da Tatlıses'in Serpil Benay'a duyduğu aşka cevap bulamamasını gösteriyordu. Yolunu kestik. Ya bunu tebeşir et gitsin Hasan dedi. Ben de tabii dedim, ne demek. Duygusal olduğunu anladım. Ben de üstelemedim. Peki dedim, ipini çektik ve Maksim'i az solist olacakken iptal ettik. Ve star olmanın eşiğinden dönen Serpil Benay. O kendisini yıllarca Hasan Bora'nın engellediğini düşünmüş. Perde arkasında İbrahim Tatlıses olduğu iddiasını o da yeni öğrenmiş. İbrahim Tatlıses benim yolumu kesmiştir, ekmeğimle oynamıştır. Serpil Benay, İbrahim Tatlıses'in televizyon programını da yarıda kestiren kişi olduğunu iddia ediyor. Ve bu durumun yıllar öncesi için ortaya atılan iddiaları kanıtladığını düşünüyor. Büyük balık küçük balığı yutuyor, koskoca yayını kestirdi İbrahim Tatlıses. Kimsin sen? Nesin? Onun mahkemesini Allah görecek. Yine beni yayından indirdi. Peki 20 yıl önce İbrahim Tatlıses'in kendisine duygusal bir yakınlaşması olmuş muydu? Ve gerçekten Tatlıses'in aşkına cevap vermediği için önü kesilmiş olabilir miydi? İşte Serpil Benay'ın samimi itirafları. Salihciğim 20 yaşındaydım o zaman ve güzel bir kızdım. Allah cezanı verecek, ne diyeyim ya. Şimdi beraber olduktan çoğundan çok daha güzel bir kızdım. Aşk uğruna rezil rüsva olanlar için söylüyoruz.
bedenini vermedi diye eğer bunlar yapıldıysa ben aynı mücadelemde devam edeceğim. İbrahim Tatlıses. Onun için mi yapıldı? Onun için yapıldı. Beraber olmadın diye. Evet. Bedel ödemeye hazır olduğunu vurguluyor Serpil Benay. Eğer insan dürüstlüğünün ve vücudunu satmanın bedelini böyle ödüyorsa ben bunu zevkle ödedim, ödemeye de hazırım. Hasan Bora'yla barışmasına rağmen ona karşı da sözlerini esirgemiyor. Hasan Bora zavallı bir adam. Yolunu kestik. Talimatlı iş yapan adam bana göre zavallıdır. Serpil Benay annesinin hayata gözlerini yumarken büyük bir acı içinde olduğunu söylüyor. Benim annem ölürken Hasan Bora'ya beddua ederek öldü. İbrahim Tatlıses'e de beddua ederek öldü. Bu açıklamaların ardından bazı korkular yaşıyor Serpil Benay. Bunun için önlemini şimdiden almış. Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulundum. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu İbrahim Tatlıses'tir ve böyle de olacaktır. İşte magazin gündemini alt üst eden olay, şok açıklamalar ve perde arkası. Ama her şey bununla da bitmiyor. Şimdi tekrar Hasan Bora'nın yanındayız. Hasan Bora çok dikkat çekici açıklamalar yapıyor. Çok büyük haksızlık yaptığımız Sayın Mahmut Tuncer. Hasan Bora yıllar önce büyük bir çıkış yakalayan türkücü Mahmut Tuncer'i de alaşağı ettiklerini iddia ediyor. Yeni çıkmıştı. Altın Dişli Hıriye diye bir parçasıyla çıkış yapmıştı. Piyasaya yeni girmişti. O tarihte İbrahim Tatlıses'in en iyi dönemiydi yine. Bunun rakiplerini benim bitirmek görevimdi. Onun için onu da mağdur ettik. Bitmiyor. Hasan Bora'nın iddialarına göre meşhur Emine albümüyle 4 milyon satan Mustafa Topaloğlu'nun akıbeti de aynı olmuş. La Mustafa Topaloğlu'nun da önünü kestik. Peki Hasan Bora yıllar sonra bu iddiaları neden ortaya attı? İbrahim Bey'de kim rakip olacaksa hemen imha ediyordum, gidiyordu. O anda biz yaşamak için öldürmek lazım. Bu her meslekte budur. Yaşamak için öldürmek lazım. Biz o zaman İbrahim Tatlıses'e rakip çıkartmamak için her şeyi yapmam mübahtı yaptım. Hasan Bora bugün geçmişte yaptıkları için herkesten özür diliyor. Ama Tatlıses yine istese yine yaparım diyor. Bir gün olsa yine İbrahim Tatlıses'in yanındayım. Yine İbrahim Tatlıses benim dostum, arkadaşım, kardeşim. Yine söylese yine de yaparım. Ve İbrahim Tatlıses'in de her şeyi itiraf edeceğini iddia ediyor. Çıkar evet ben yaptırdım yaptım der yani. Şimdi artık İbrahim Tatlıses'e zarar verecek hiçbir şey yoktur. Peki o dönemde bu engellemelere maruz kalan isimlerden biri olan Mustafa Topaloğlu ne düşünüyor? Bizden kaçmaz Topaloğlu'yla Hasan Bora'yı buluşturdu. Bu sıkıntıları yaşayan ruh hali uzaylı oldu, anladın mı? Evet. Tarihten sonra mı? Evet. Mecburen bu kadar sıkıntı arasında yukarıda rahat etmem lazımdı. Aşağıda birilerine zarar verirdim çünkü. Topaloğlu, İbrahim Tatlıses'i egoist ve bencil olmakla suçluyor. Onun dünyası bir garip dünya. Çok egoist bir dünyası var onun. Kendini kıskanacak kadar bir egoya sahip bir adam. Hasan Bora da Mustafa Topaloğlu'nun yanında günah çıkarıyor. Her şeyi itiraf ettim ve onundan o tarihten sonra kendisiyle kardeş olduk işlerin dışında. İbrahim Tatlıses tarafından engellendiği iddia edilen Mahmut Tuncer de sert konuşuyor. Bir film çevirmişler, biz o bilmeden o filmin içinde veyahut o filmde rol almışız. İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Hasan abi de gerçekten böyle doğru bir şey söylemişse o zaman engellediğini gösteren bir resim sergilemiş oluyorlar.